Evet, yağmacıların yaptığı baskınlar aslında düşündüğünüzden çok daha tehlikeli. Ya da Minecraft'ta aslında çevresindeki mobları iyileştiren farklı bir canlı olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten var. İşte bu ve bunun gibi birçok bilgiyi derleyip hazırladım. Videoya geçmeden önce abone olursanız harika olur. Desteklerinizle buradayım. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. O zaman hadi videoya geçelim. Stronghold'u aramak gerçekten çok zor olabiliyor. Yani Java'da zor oluyor desek daha doğru olur. Bedrock'ta Stronghold'lar algoritma gereği bir köyün altında çıkmaya çalışıyor. Yani yaklaştığınızı düşünüyorsunuz ve bir köy görürseniz aşağıya inmeye hazırlanabilirsiniz. Bedrock sürümünde zırhlarınızı kazanda boyayabiliyorsunuz. Bundan daha önce bahsettim. Peki deri zırhlarınızı tam olarak 12.326.391 farklı renge boyayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu sayı evet gerçekten çok fazla. Mob kafalarını düşürmek gerçekten çok zor. Charge Creeper ile bir mobun yanında ölmeleri gerekiyor. Yani elde etmeleri biraz zahmetli. Tabii bu durum iskelet kafası için o kadar da geçerli değil. Öyle ki bir iskelet kafası normal olarak spawnlanabiliyor ama elde etmesi pek kolay değil. Kendisi antik şehirlerde süs eşyası olarak kullanılıyor. Yani Charge Creeper ile uğraşmadan iskelet kafası alabilirsiniz. Tabi Ender'ı unutmak lazım. O da End şehirlerinde çıkıyor. Ejderhalardan bahsetmişken bildiğiniz üzere ejderhalar blokları hiç acımadan yok ediyor. Ancak ejderhanın yok edemediği 3 blok var ve bir tanesi oldukça garip. Birisi normal bedrock, diğeri ise obsidyen, sonuncusu da demir parmaklıklar. Evet, neredeyse her bloğu yok eden ejderha demir parmaklıkları yok edemiyor. Bunun sebebini de az çok tahmin etmişsinizdir. Kristallere saldırırken işimizi kolaylaştırmamak için ama yine de çok saçma olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Suda vagon ile gitmek pek kolay değil. Suyun üstüne bir yol çekmeniz gerekiyor ve tek tek elektrik vermeniz gerekiyor. Bu yüzden de birazcık sinir bozucu. Ama bunun çok daha iyi bir yolu var. Şu an ekranda gördüğünüz şekilde suyun üstüne zıplaya zıplaya gidebiliyorsunuz. Ve tek ihtiyacınız olan şey ruh kumu. Su altına yerleştirdiğinizde yukarı doğru giden baloncuklar sayesinde vagon zıplaya zıplaya karşı tarafa gidecektir. Ayrıca birçok demirden de tasarruf etmiş olacaksınız. Kamp yapmayı herkes sever. Ancak Minecraft'ta biraz kötü olabiliyor. Onun için bir öneri vereyim. Yere yarım blok dizerseniz ve bir yatak koyarsanız kendinize bir uyku tulumu yapmış olursunuz. Gerçekten çok hoş duruyor. Eve girebilmeniz için gizli yollardan bahsetmiştim. Onlara bir tane daha ekleyelim. Genellikle gizli yollar tabelaların arkasına yapılıyor ve bence biraz kötü oluyor. Ancak o deliği bir blok büyüklüğünde yaparsanız davetsiz misafir giremeyecektir. Sadece siz Elytra ile içeri girebileceksiniz. Bence önceki versiyona göre bu çok daha profesyonel kalıyor. Evimize ve çevremize olabildiğince güzel tutmaya çalışıyoruz. Ancak bu topraklar güzel görünümleri bozabiliyor. Bu yüzden size bir tavsiye vereyim. Çevrenizdeki toprakların kötü durmasını engellemek için yosun bloğu kullanabilirsiniz. Hem çevreniz daha yeşil gözükecektir hem de çirkin toprak görünümünden de uzaklaşmış olacaksınız. Evinizde bir dünya simgesi oluşturmak istemez miydiniz? Pek mümkün değil dediğinizi duyar gibiyim ancak bu mümkün. Yani biraz. Bir kartografya masası ve birkaç merdiven ile böyle bir görünüm oluşturabiliyorsunuz ve bence gayet de güzel duruyor. Üstünü de kapatırsanız belki arkadaşlarınız ne olduğunu bile anlamaz. Üçlerin yapımı biraz pahalı. Sizden toplamda 31 adet demir istiyor. Bunlar tasarruf etmeniz mümkün. Normal şartlar altında örs sadece üretilerek elde edilebiliyor. Ama bunun bir alternatifini sizlere vereyim. Bir örsü. Dünyada dolaşırken bulabiliyorsunuz. Yani çayırlık alanda çıkmıyor tabii ki. Yağmacıların malikanesine çıkıyor. Odaların birinde bir adet örs bulabiliyorsunuz. Kısacası odaları ararken daha dikkatli arayın derim. Malikaneden bahsetmişken ekstra bir bilgi versem fena olmaz. Malikane içerisindeki düşmanları temizleye temizleye gidiyorsunuz ve karşınıza böyle bir oda çıktı. İçeride 4 adet yağmacı doğuyor ve onları da kestiniz. Odaya baktınız ve çok garip bir görüntüyle karşılaştınız. Eğer anlamayanlar varsa bu oda bir konferans, yani toplantı odası. Yüksek ihtimalle yağmacılar burada baskın yapacağı köylerin planlamasını yapıyorlar. Bizim fark etmeyip yanından geçtiğimiz odaların böyle gizemleri olması insanı gerçekten bu evrene aşık ediyor. Peker kamışları gerçekten çok işimize yarıyor. Tap üretmek gibi birçok konuda lazım oluyor. Peki şeker kamışlarını büyütmenin en iyi yolunu biliyor musunuz? Şu an ekranda gördüğünüz şekilde yapmıyorsanız hatalı yapıyorsunuz demektir. Bu yol ile birçok şeker kamışını ekebiliyorsunuz ve bu süreçte sadece tek bir su kullanıyorsunuz. Yani her türlü sizin için kar demek. Totemleri sevmeyen yoktur. Yarım kalbiniz kaldığında hasar alırsanız ölümden döndürüyor ve ekstra can ve birkaç özellikler
özellik veriyor. Peki totemlerin eskiden böyle gözüktüğünü biliyor muydunuz? Yani bence şu anki tabii ki de daha iyi. Ama maalesef bundan daha kötüsü var. Evet, yani pek bir şey demek istemiyorum ve yorumu size bırakıyorum. Totemleri iyi ki güncelleyip şu anki haline getirmişler. Yağmacıların baskınlarını herkes bilir. Köye doğru dalga dalga saldırırlar ve tüm köylüleri öldürmeye çalışırlar. Peki bunu tamamen rastgele mi yaparlar? Bu sorunun cevabı hayır. Aralarında bir liderlik sistemi var. Gerçekten var. Saldıranların arasında bu sancaklı arkadaşı biliyorsunuzdur. Bu sancağı taşıyan yağmacı saldıranların lideri olur. Ve lider ölürse yere sancağını düşürecektir. Aralarında bir lider olması gerektiği için yere düşen sancağı alır ve liderlik görevini üstlenir. Bu olay gerçekten çok iyi. Öğrendiğimden beri bu evrene resmen bakış açım değişti. Peki bu baskınlar ile ilgili bir bilgi daha vereyim. Baskınların aslında oyun zorluğuna göre şekillendiğini biliyor muydunuz? Yani kolay zorlukta gelen yağmacı sayısı ile zor modda gelen yağmacı sayısı birbirlerinden farklı. Sayıları ise şu şekilde. Kolay modda toplam 20 yağmacı geliyor. Normal modda ise bu sayı 50'ye çıkıyor. Zor modda ise bu sayı 100'e kadar çıkabiliyor. Yani tek başınıza 100 farklı yağmacı kesmeniz gerçekten çok zor. Baskın başlatmadan önce oyununuzun zorluğunu bir kontrol edin derim. Baskınla alakalı bu bilgiyi de vermek zorundayım. Cadıları normal olarak kötü görürüz. Ancak aslında kendileri Minecraft dünyasında başkalarını iyileştiren tek canlı. Evet, gerçekten başka mobları iyileştirebiliyor. Baskın sırasında diğer yağmacıların canı azalmışsa çok düşük ihtimal ile yenilenme iksiri atabiliyor. Yani bir nevi doktor görevi görüyor. Bunu duyunca ben de gerçekten çok şaşırmıştım. Daha öncesinde basit yoldan pişmiş et toplamanın yolundan bahsetmiştim. Şimdi daha güzelinden bahsedeyim. Etleri topladınız ve fırında yakıt ile pişirdiniz. Bu şekilde yakıt israf etmiş olursunuz. Onun yerine kamp ateşi kullanın. Bir kere yaptıktan sonra istediğiniz kadar et pişirebiliyorsunuz ve hiçbir zararınız da olmuyor. Kesinlikle kullanmaya başlamanızı öneririm. Ayrıca bu bilgiyi bir takipçimin yorumundan aldım. Siz de işe yaran bir bilgiyi yorumlarda bana söyleyebilirsiniz. Belki videoya çıkabilirsiniz. Hiç belli olmaz. Köylülerin aslında sınırsız canı vardır. Öyle ki Bedrock sürümünde bir köylü gece yatağına yaralı bir şekilde girdiğinde canı dolmuş bir şekilde kalkar. Yani canı yenilenir. Java sürümünde ise level atladıklarında kısa süreli canları yenilenir. Ayrıca köylülerin ekonomi sistemleri olduğunu biliyor muydunuz? Bunun bir kısmını bilmeniz gayet normal. Bir eşyadan fazla alırsanız köylü ona zam yapacaktır. Bu fazla satılmasından kaynaklı değil, arz talep ilişkisinden kaynaklı. Bu zaten günümüz ekonomisinde de gayet yaygın. Ancak Minecraft'ta da geçerli. Bir köylünün elinde sınırsız kaynak yoktur. Her eşyadan belirli bir seviyede vardır. Köylünün elindeki bir eşyayı fazla alırsanız ona ister istemez zam gelecektir. Gezgin köylüler bazen çok sinir bozucu olabiliyor. Ayrıca bir gezgin tüccara tutsak alamıyorsunuz. Yani bir bota bindirirsiniz, hatta isim etiketi verseniz bile siliniyorlar. Doğduktan sonra ortalama 40 dakika yanınızda kalıyorlar. Tabii kayış ve deri için onları kesmezseniz. Wardenlar çok tehlikeli varlıklar. Minecraft'taki açık ara en güçlü yaratık. Onlarla alakalı birkaç bilgi vereyim. Örneğin arkadaşlarınız ile antik şehre girdiniz. Bu çağrıcıları 4 kere tetiklerseniz Warden doğacaktır. Ancak her oyuncunun 3 kere tetikleme hakkı var. Dördüncüsünde Warden doğacaktır. Bu bilgiye ek olarak Warden diğer moblar gibi kodlanmamıştır. Ender ejderhası gibi farklı bir şekilde kodlanmıştır. Örneğin dar bir tünel yaptınız ve karşınıza antik şehir çıktı. O dar tünele Warden sığabiliyor. Evet, koskoca yaratık küçücük delikten girebiliyor. Bunu nasıl başardığını henüz çözemedim. Yağmacıların kaptanı gibi olmak istemez miydiniz? Bunu basit bir şekilde çözebiliyorsunuz. Şu an ekranda gördüğünüz kodu chat'e girerseniz sancak kafanıza yerleşecektir. Bence çok hoş duruyor. Ayrıca kod açıklamaya bırakıyorum, oradan da alabilirsiniz. Evinizin çevresine fazla fazla meşale koymak kesinlikle çok işe yarar. Hiç düşman mob doğmaz ama çok çirkin durur. Son gelen güncellemeler ile düşman mob artık 0 ışık seviyesinin altında doğuyor. Yani madenlerden parlayan liken toplayıp evinizin çevresine koyarsanız mob yine doğmayacaktır. Ayrıca güzel gözüktüğünü itiraf etmem gerekiyor. Minecraft'ta sandıkların arası çok çirkin duruyor. Ama şu an o kadar da kötü durmuyor. Bunu 2 adet eşya çerçevesiyle yapabiliyorsunuz. Hem renk geçişi hem de aradaki boşluğu tamamlamış oluyorsunuz. Kesinlikle aklınızın bir köşesinde bulunması gereken bir bilgi. Minecraft'ta ızgara yapmayı kim istemez? Evet, bunu da yapabiliyorsunuz. Eğer hilesiz yapmak istiyorsanız normal eşya çerçevesini yerleştirin ve içine yemek koyun. Altına ise ray çekin. Her tuşa bastığınızda ızgara yanacaktır ve güzel bir görüntü yaratmış olacaksınız. Bu yaprakları kimse sevmez. Üzerinde parkur yapmak biraz zor oluyor. Ancak dizi giriş yaparken de çok işinize gelebilir. Evinizin yanında bir adet bundan koyun ve üstünde bekleyin. Size aşağıya atacak, bir süre sonra eski haline dönecek. O sırada siz eğilerek evinizi
istediğinize gidebileceksiniz. Kesinlikle bir gün kullanabileceğiniz bir bilgi. Böyle bir lazer botu yapmak için öncelikle botunuzda bir gardiyan koymanız gerekiyor. Gardiyanı koyduktan sonra sağ salim bir şekilde bota binmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra size saldırmayacak ama çevredeki canlılara hasar atabiliyor. Örnek olarak toksik arkadaşlarınızla şaka yapmak isterseniz bu tam sizlik. Bottan indiğinizde size hasar vermemesini istiyorsanız görünmezlik iksiri içebilirsiniz. Üzerinizde zırh yoksa size saldırmayacaktır. Bu basit bir çiçek gibi gelebilir. Birazdan fark edeceğiniz üzere aslında çok illüzyonlu bir çiçek. Ama hangi açıdan bakarsanız bakın, görünümü sürekli aynı şekilde gözükecektir. İyi mi kötü mü tam bilmiyorum ancak biraz kafa ağrıtıyor diyebilirim. Sizce de bir şey unutmadık mı? Evet, biraz hızlı gidiyoruz. Abone olup like atmayı unuttunuz. Evet, videolarımda sizi bilgilendirmek için, özellikle bilgilendirirken eğlendirmek benim görevim. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Olmasanız da canınız sağ olsun. Hadi videoya devam edelim. Arkadaşlarınızı love ile trollemek mi istiyorsunuz? Love sesini duyarlarsa yüksek ihtimalle oradan uzaklaşacaklardır. Arkadaşlarımızı tuzağa çekmek için love'ı susturmamız lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bende bir çözüm var. Love sesinin çıkması için üstünde hava boşluğu olması gerekiyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için üstüne ip koyabilirsiniz. Bilmiyorsanız merak etmeyin, ip yanmıyor ve arkadaşlarınız artık love sesini duymayacak. Arkadaşlarınızı trollemek için birebir diyebilirim. Cam bloklarını çok severiz ama vurguladığım şey bu değil. Bu camların fenerin rengini değiştirmek için de kullanabiliyoruz. Fenerin üzerinde farklı şekillerde kullanırsanız çok güzel piksel art tarzında görüntüler yaratabiliyorsunuz. Çerçeve şeklinde yapmak istiyorsanız duvar bloğu kullanabilirsiniz. Lazeri etkilemeyecektir. Pantolonunuzda süratli gizlilik 3 varsa eğilirken daha hızlı gidersiniz. Bu yeni kitap 1.19 güncellemesi ile eklendi ve bir yandan güzel bir yandan da garip bir kitap. Eğilirken hızlı gitmemize bir pantolon nasıl sağlayabilir? Yani evet, birazcık garip olduğunu söylemiştim. Örneklendirmem gerekirse balçık bloğu üzerinde eğilirken normalde 1.3 hızlı gidersiniz. Ama süratli gizlilik 3 varsa hızınız 2.3'e yükseliyor. Çok fazla değil ama öncekine göre kesinlikle daha iyi. Ek bir bilgi verecek olursam sadece antik şehirlerde bulunabiliyor. Hayatta kalma modunda en hızlı bir şekilde obsidyen kazmak istiyorsanız verimlilik 5 basmanız gerekiyor. Bunun yanında acele 2 efekti varsa 1.5 saniyede obsidyen kırabilirsiniz. Hiç büyü yoksa ve acele 2 yoksa sadece bir obsidyeni 8 saniyede kırabiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz bu komutu kullanarak saniyeler içerisinde obsidyen kuleyi neredeyse indirebiliyorsunuz. Ne zaman ihtiyacınız olur bilinmez. Bu komutu açıklama kısmına bırakıyorum. İsteyenler oradan direkt kopyalayabilirler. Halılar hava bloğu olmayan yerlere koyulabiliyor. Biraz abartı olacak ama isterseniz halıyı suyun, çimenin, ipin hatta lavın üstüne bile koyabiliyorsunuz. Yani birkaç parça kumaşın sizi lav havuzundan güvenli tutmasını beklemeyin. Şimdiden uyarayım, pek güvenli değil. Minecraft'ta arkadaşlarınız ile uzun süreli bir seriniz varsa zamanla yapacaklarınız azalır. Uğraşacak bir şeyler arıyorsanız size şöyle bir şey vereyim. Kar tozunu alevli bir ok ile tamamen yok edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız ile eğlenceli bir etkinlik yaparcasına oynayabilirsiniz. Yanlışlıkla baskın başlatırsanız ve yıkıcıların gazabından korkuyorsanız size önerim 3 blok aşağıya kazmanızdır. Bu şekilde yıkıcılar size hasar vermeyecek. Alternatif bir şey önerecek olursam yukarıya doğru da aynısını yapabilirsiniz. 4 blok ve tuzak kapısı yardımı ile bu yıkıcıları kesebilirsiniz. Her katalist bloğu kırdığınızda sizi 20 level düşürecektir. Tamir etmeniz gereken alet varsa çok kullanışlı olabilir. Yani seviye iksirleri kadar etkili olmasa da kesinlikle işinize yarayacaktır. Ki seviye iksirlerini almak da o kadar kolay değil. Bal blokları balçık bloklarına nazaran daha yapışıktı. Bunu ben değil Mojang'ın kendisi söylüyor. Peki ya birçok bloğu balçık topuna koyabiliyorken neden bal bloğuna koyamıyoruz? Hem bal bloğunun daha yapışkan olmasına rağmen neden böyle bir hata var? Minecraft'ın hata ayıklama sitesinde bile bu durum bildirildi. Bunun olmasının sebebini şu şekilde açıkladılar. Bal bloğu 14 piksele 15 pikseldir. Balçık bloğu ise 16'ya 16'dır. Düzeltilir mi tekrardan tam olarak bilinmiyor. Minecraft'ta toprağı zümrüte çevirebiliyorsunuz. Bunu duyduğunuzda biraz şaşırmış olabilirsiniz. Açıkçası ben şaşırmıştım. Hemen nasıl olduğunu anlatayım. Öncelikle 1.19 sürümünde olmanız lazım. Sonrasında toprakları su ile ıslatmanız gerekiyor. Alttan suyu akacak ve çamur kile dönüşecek.
kili kırıp köylüyle takas etmeniz gerekiyor. Gayet basit ve etkili bir yöntem. Böyle bir delikten, blok kırmadan nasıl çıkabilirsiniz? Bunu yapmanın birçok yolu var ancak en iyi yöntem kapı olabilir. Tek yapmanız gereken kapıyı koyup tam açma kapama kısmında içinde durmak. Sonrasında yukarı çıkabiliyorsunuz. Bu komut bloğu her çalıştığında benim köpeğimi spamlıyor. Bu zaten yazılarak yapılabilen bir şey. Peki vurguladığım yer neresi? Özel bir hayvana bakıp F3'e basarken I'ya basarsanız baktığınız hayvanı kopyalamış olursunuz. Sadece hayvanda değil, bir harita yaparken sandıkları kopyalamak isterseniz aynı komutu kullanabilirsiniz. Sandığın içerisindeki her şey kopyalanacaktır. Kısacası entity olan her şeyi bu şekilde kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Bence çok işe yarar bir bilgi. Birkaç blok ile vardığını kesmek ister misiniz? Biraz yün ile bunu başarabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere yünün üzerinde normale göre daha sessiz ilerliyorsunuz. Warden doğarken hızlıca çevresi de yün kaplarsanız çevresinde ne olup biteceğine dair hiçbir fikri olmayacaktır. Siz de o sırada istediğiniz gibi gezip dilediğiniz loot'u yapabilirsiniz. Bir süre sonra ses duymadığı ve uyandırılmadığı için yok olacaktır. Ama uyarmakta fayda var. %100 çalışan bir taktik değil ve istemediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Bulantı efekti gerçekten çok sinir bozucu. Özellikle bir harita oynamak istiyorsanız bu efekt çok kullanılıyor ve gerçek hayatta da bulantınız başlayabiliyor. Ama isterseniz bu ayarı birkaç şeyle azaltabilirsiniz. Ayarlardan erişilebilirlik kısmından bu ayarı düşürmeniz gerekiyor. Yarısına çekerseniz birazcık başınız dönecek ama kesinlikle öncekine göre daha iyi diyebiliriz. Minecraft'ta ne zamandır mob oylamasına katılıyorsunuz? Veya benim gibi hiç katılmamış olabilirsiniz. En son bildiğiniz üzere eleyler eklendi ve çok istenen bu küçük tatlış golem eklenemedi. Peki oyunda yapılan ilk oylama neydi? Önce nasıl yapıldığına kazanınca oyuna lama eklendi. Buzun üstünde iki ev veya farm arası seyahat etmek istiyorsanız biraz zorlanabilirsiniz. Hem köşeleri çarpabilirsiniz hem de yerdeki diğer bloklar sizi yavaşlatabilir. Ama biraz su ile tüm sorunlarınızı çözebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz bu yöntem ile dünya üzerinde gayet hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Özellikle dünya dedim çünkü teknik olarak Nether'da daha hızlı gidersiniz. Buna ek olarak, hayır 20. bilgiye geçmedik, onu 19.5 yapalım. Tamam böyle daha iyi. Buraya kadar izlediyseniz sizden bir şey istemem gerekiyor. Devam etmeden önce abone olmadıysanız abone olmanız, like atmadıysanız like atmanız. Kanalın gelişmesine cidden çok desteğinize ihtiyacım var ve gerçekten çok da bir şey istemiyorum. Sadece kırmızı butonu beyaz yapmak, beyaz butonu da mavi yapmanız. Bir de tüm yorumları okuyorum, iyi veya kötü eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Bunları yapmasanız da canınız sağ olsun. Hadi devam edelim. Minecraft'ta uçan ışıklarınız olsun istemez misiniz? Bunu yapmak için Optifine'e ihtiyacınız var. Dinamik ışıkları açtıktan sonra eleylerin eline yüksek ışık saçan bir şey verin. Bu şekilde maden yaparken istediğiniz gibi görebilirsiniz. Veya her yeri aydınlatan doku paketi de kullanabilirsiniz. O da bir seçenek. Tarlanızı hasat etmenin birçok yolu vardır. Örnek olarak kızıl taş sistemiyle su koyup tüm hasadınızı toplayabilirsiniz. Veya daha farklı yollar da var. Daha basit bir kızıl taş sistemiyle de yapabiliyorsunuz. Olay şöyle. Minecraft'ta örneğin 1.19'da tarla ekmek istiyorsunuz. Tarlanızdakilerin büyümesi için belli bir seviyede ışığa ihtiyaç duyar. Eğer odadaki ışık bir anda yok olursa bir mahsulü kırarsanız hepsi kırılacaktır. Ama acele etmenizde fayda var. Bir creeper veya canavar doğabilir ve saldırabilir. Uzun süreli bir seriniz ise bitmesini istemezsiniz. 1.16.2'den itibaren Minecraft'ta kullanabileceğimiz emojiler var. İksirlerden kılıçlara, kalkanlara kadar kullanılabiliyor. Birçoğunuzun bilmediğine eminim. Nerede işimize yarayacak derseniz sandık sıralarken veya arkadaşlarınız ile oynarken işinize ciddi anlamda yarayabilir. Yıldırım yönlendirmesi ve balçık topu ile sonsuzluğa kadar gidebilirsiniz. Tabi bir de üç dişli mızrak da gerekiyor. Bu birazcık kulağa garip gelebilir. Yağmur başladıktan sonra tek yapmanız gereken balçık topu üzerinde mızrağı fırlatmak. Bu yolu sürekli tekrarlamanız gerekiyor. Hatta bir süre sonra çok yukarı çıktığınızda yağmurlar kara dönüşecektir. Bu videoda bunu çok kullandık ama yine uyarmakta fayda var. Bir süre bunu yaptıktan sonra aşağıya düşerken balçık topunu tutturmanız gerekiyor. Yoksa bir serinin tekrardan sonuna girebilirsiniz. Uçan vagonları nasıl yapabilirsiniz? Yani Minecraft'ta blok görmeye alışığız ama vagonlar cidden garip. Bunu gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan şey arılar. Arı yardımıyla uçan vagon yaratabiliyorsunuz. Birkaç ayar ile arıları yok ederseniz bir anda kendinizi Hogwarts'taymış gibi hayal edebilirsiniz. Ama evet, yine dikkat etmenizde fayda var.
Bir kere shift'e basarsanız sonsuzluğa uğranabilirsiniz. Warden'ı sıkıştırabileceğimiz bir yol söyledik ve o kadar güvenli değildi. Benzer bir yöntemi magma bloğuyla da yapabiliyorsunuz. Su kaplı ve altında magma bloğu olan bir alana Warden'ı çekebilirseniz tebrikler. Artık evcil bir Warden'ınız var demektir. Aslında çok da evcil olmayabilir. Yavaş kaldığı için ilerleyemeyecek ve hatta olduğu yerde dönebiliyor. Ama böyle uysal gözüktüğüne bakmayın. Yine çok sinirli olabiliyor. Bütün istekleri anlattığım videoda 1 Nisan sürümlerine de yer vermiştim. Tek seferde tek blok 1 Nisan sürümünde ise anlatmadığım bir kısım vardı. Aslında bir kısmını anlatmışım sadece. O kısımda Ender'ı ejderhası sürebiliyorsunuz. Hatta o ejderhayı dünyaya getirip orada da sürebiliyorsunuz. Dünyaya hilesiz bir şekilde ejderha getirmek de bir hayli garip diyebilirim. Elytra ile uçmak cidden çok zevkli. Özellikle yaratıcı moddaysanız sınırsız uçmak cidden zevkli olabiliyor. Ama hayatta kalma modundaysanız ve daha hızlı gitmek istiyorsanız birazdan söyleyeceğim şey garip gelecek ama Yunuslardan faydalanabilirsiniz. İp ile Yunus'u bağladıktan sonra yavaşça uçmaya başlayın. Ama evet, dikkat etmekte fayda var. Siz uçarken ip bir anda kopup bir daha Yunus'unuzu görmeyebilirsiniz. O yüzden beraber uçtuğunuz Yunus'la çok bağlanmayın derim. Bunca hoş ve işe yarar bilgi gördük. Bir tane de kendimden bilgi vereyim. Eğer ki buraya kadar izlediysen abone olup kesinlikle like atmayı unutma. Ki böyle bir destekte bulunursanız %100 ihtimalle beni mutlu edersiniz. Destekleyenlere çok teşekkür ederim. Size de hala teşekkür edebilirim. Abone olup like atmak için hala çok geç değil. YouTube seveceğinizi düşündüğüm videoları şu an size gösteriyorum. Herhangi birisini seçip tıklayabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.